Merhaba, ben Esen, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir dereotlu poğaça yapacağız. Çok çok lezzetli bir tarif. Ben zaten poğaçalar arasında yani... Şimdi seçmem gerekirse galiba başa zeytinliği, sonra dereotluyu, sonra sadeyi koymam gerekiyor. Daha önce kanalda zeytinli çok güzel bir 3-2-1 poğaça tarifi yapmıştık. Selin'cim onu da şu köşeye koyabilirsek. Haşhaşlı zeytinli harikaydı. Onu da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlıca malzemelerimi sayacağım dereotlu poğaça için. Sonra nasıl yaptığımızı göstereceğim. İstiyorsanız yakından bir malzemelere bakalım. Dereotlu poğaça için gerekli malzemeleri sayıyorum. 3-4 bardak unumuz var. Beyaz un kullanıyorum ben, buğday unu. Ama istiyorsanız esmer unla da değiştirebilirsiniz. 125 gram tereyağım var, erittim. 1 tatlı kaşığı kadar sirke kullanacağım. Bu da kıvamda böyle daha farklı bir kıvam elde etmesine yardımcı olacak. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta, 6-7 adet kurutulmuş domatesim var. Bunu kullanmasanız da olur ama ben çok yakıştırıyorum. Yarım demet dereotu. 1 çay bardağı sıvı ayçiçek yağım var ve yarım çay bardağı da yoğurdum var. Şimdi hızlıca nasıl yaptığımızı göstereceğim. Önce sıvı malzemeleri karıştıracağız. Bunun için tereyağı, ayçiçek yağı ve yoğurdu şöyle güzelce bir kabın içine alacağım. İçine de 2 tane yumurtam vardı. Bu 2 yumurtanın bir tanesini bütün olarak, diğerinin de sadece beyazını koyarak kullanacağım. Sarısını atmayacağım. Onu da en son üzerine poğaçaların sürmek için kullanacağım. Şimdi bu tereyağını şöyle kabımın içine alıyorum. Ben çok çok eritmedim ama eritebilirsiniz de, problem yok. Et sıvı olması yeterli. Şöyle hepsini aldım. İçine yumurtanın bir tanesini bütün olarak kırıyorum. Diğerinin de sadece beyazını koyacağım. Şöyle. Sarının bir tanesini şöyle bir kasenin içine koyuyorum burada kenarda. Yoğurt vardı. Yoğurdu şöyle koyuyorum. Ayçiçek yağını da ekleyeceğim. Ve son olarak sirkem vardı. Bir tatlı kaşığı kadar. Onu da ekliyorum. Ve bunu böyle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şimdi sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Bunun içine artık yavaşça kuru malzemelerimi ekleyeceğim ama önce dereotumla kurutulmuş domatesimi doğramak istiyorum ki böyle karıştırırken fazladan ekleyip kuru bir hamur elde etmeyelim. Bunu kenara alacağım şimdi. Ve dereotunu şöyle ince ince kısmi saplarını da kullanabilirsiniz dereotunu. O da gayet lezzet veriyor. Şimdi bu dereotu, bunu karışımın içine ekliyorum şöyle. Şimdi kurutulmuş domatesi de doğrayıp ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum sadece görmek adına. Şimdi bunu tekrar kenara alacağım. Burada dediğim gibi 6-7 tane dilimlenmiş kuru domatesim vardı. Onları ben biraz daha ufak parçalara dilimleyeceğim. Şöyle kabımdan çıkarıyorum. Onu da öyle. Arada küçük büyük parçalar kaldıysa onları da şöyle ayrıca doğrayabilirsiniz. Bu da benim doğranmış, kurutulmuş domatesim. Bunu da karışımın içine ekliyorum. Şimdi bunu da zaten çok fazla koymuyoruz, dediğim gibi arada böyle değişik bir tat olarak gelsin diye ben bunu ekliyorum ama evinizde yoksa koymanıza gerek yok. Kabartma tozum vardı. Onu şöyle ekliyorum. Şeker. Bir tatlı kaşığı. Tuz vardı bir tatlı kaşığı kadar da. Onu da şöyle ekliyorum. Ve içine 3-4 bardak un demiştim. Burada 3-4 bardak unum var. 3-4 bardak unun hepsini bir anda dökmeyeceğim. Yarısından biraz fazlasını ekleyeceğim. Sonra hamurumun kıvamına göre size de göstererek devam edeceğim. Şöyle. Şurada bir bardak kadarını bıraktım. Kenara alıyorum. Şu karıştırma kaşımla şöyle güzelce karıştırıyorum. Birazdan elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir bakıyorum. Evet, bu unun hepsini alacak. Ben şimdi bunu da, kalan unumu da ekliyorum. Ama dediğim gibi siz önce bir
benim yaptığım gibi 3'te 2'sini ekleyin. Ondan sonra bakın, çünkü geri dönmek için biraz daha fazla sıvı koymamız gerekecek. O da hamurumuzun kıvamını değiştirecek. Ben şimdi bunu yoğurmaya devam ediyorum. Evet, istediğimiz kıvama geliyor. Ben şimdi bunu bir tezgahın üstüne almak istiyorum. İyice ununu yedirdikten sonra şimdi göstereceğim. Çok da fazla yoğurmayacağım. Çok fazla yoğurduğumuzda hamur sertleşmeye başlıyor bu tip hamurlarda. O yüzden şöyle bakıyorum bir. Bu yeterli. Şimdi gelelim poğaçayı yapma kısmına. Elimde bol yağlı olduğu için yağlamama gerek yok. Ceviz büyüklüğünde bir poğaça parçası var. Bu ceviz büyüklüğündeki poğaçaları böyle tepsime dizmeye başlıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu poğaçaları yuvarlak olduğu zaman çok seviyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum ama dediğim gibi daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İçine beyaz peynir, kaşar gibi, maydanoz gibi başka malzemeler de eklenip zenginleştirilebilecek bir tarif bu. Bunu da koyayım. Şimdi poğaçalarım hazır. Bunların üstüne daha önce ayırdığım biliyorsunuz bir yumurta sarım vardı. Onu şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve poğaçaların üstüne şöyle sürüyorum. Poğaçaları hazırladık. Yaklaşık 12 tane çıktı ama boyutlarına göre 12, 16, 20'ye kadar çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. İstiyorsanız üzerine susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Ben şimdi bunları önceden ısıttım. 180 derecelik fırına atacağım. Yaklaşık 20-30 dakika arası kadar benimkinin boyutlarından dolayı pişmiş olacak. Piştiğini anlamak için de şöyle üzerine hafifçe bastırdığınızda ve üzeri iyice kızardığında hazır olduğunu zaten anlayacaksınız dokusundan. Ben şimdi fırına atıyorum. Sonra da nasıl bitirdiğimizi göstereceğim. Hop. Ve yandım. Evet, poğaçalar hazır. Şöyle bir dokunacağım ama biraz sıcaklar, çok değil. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Hop. Çok iyi. Ne diyorlardı? Kıyır kıyır. Evet. Tam. Pastanelerdeki gibi kıyır kıyır bir dereotlu poğaça olmuş. Bunun da anlamını şu an öğrenmiş oldum. Demek ki kıyır kıyır bu demek oluyormuş. Gerçekten nefis bir tarif. Umarım tarif denersiniz. Kanaldaki diğer poğaça tariflerine bakmayın. Kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Bayağı iyi. Nefis bir dereotlu poğaça bu. Bayıldım. Ben bunu yerim. Böyle yerim. Tıpır tıpır gider bu.